Monomer ve polimer kavramı ile ilgili örnek bir test çözelim. Öncelikle şunu söyleyelim, monomer ve polimerle ilgili herhangi bir tereddüt yaşamayın. Bunlar ÖSYM'nin doğru kabul ettiği bilgilerdir. Benzer ya da aynı maddelerin bir trenin vagonları gibi birleşerek oluşturduğu büyük yapılı maddelere polimer denir. Polimeri oluşturan birimlere ise monomer denir. Buna göre verilenlerinden hangileri bir polimerin monomeridir? Yani bize hangisi bir monomer maddedir diye soruyor. Glikoz bildiğimiz gibi glikojen, nişasta, selüloz gibi maddelerin bir monomeridir. Yani bu doğru. Gliserol bir monomer değildi. Gliseroller birbirlerine ya da kendine benzeyen bir maddeye bağlanmıyor. Dolayısıyla bu yanlış. Nükleotitler birleşerek DNA'yı ve RNA'yı meydana getirir. Nükleotidin bir monomer olduğu ile ilgili sorular ÖSYM'nin değişik yıllarda yapmış olduğu sınavlarda da zaten verilmiş. Burada da herhangi bir tereddüt yok. Amino asitlerde birleşerek bir polimer olan polipeptitleri meydana getirmektedir. Dolayısıyla amino asit de bir monomerdir. Cevabımız Denizli. Monomer tüm maddelerle ilgili hangileri doğrudur? Hidrolizde daha küçük maddelere ayrılamaz. Oysa konu anlatımında da söylemiştik, nükleotitler yapısında bağ taşımaktadır. Bu bağların koparılabilmesi için hidroliz edilmesi gerekiyor ve nükleotitler azotlu organik bazlara, 5 karbonlu bir şekere ve fosfata kadar ayrışmaktadır. Yani nükleotit hidroliz edilebilen bir monomerdir. Bir numara yanlış. Hücre zarından geçerler demiş. Nükleotitler büyük yapılı olduğu için zardan geçemezler. Yapılarında glikozit ester ya da peptit bağı bulunmaz demiş. Oysa nükleotidin yapısında bağlar var. Bu da yanlış. Polimeri oluşturan en küçük yapı birimidir. Monomerin zaten tanımı polimeri oluşturan küçük yapı birimleridir şeklinde. Bu yüzden de cevabımız yalnız 4. Aşağıdakilerden hangisi polimer bir madde değildir? Nişasta bir polimer maddedir çünkü monomeri var, glikoz. Glikojen bir polimer maddedir çünkü monomeri var, glikoz. DNA bir polimerdir çünkü deoksiribonükleotitler var monomeri olarak. Veya nükleotit de diyebilirsiniz. Polipeptitler, o da bir polimerdir ve monomeri de amino asittir. Oysa trigliseritleri bir polimer değildir. Zaten monomeri de yoktur. Yağ asitleri ve gliserol de bir monomer madde değildi. Bu yüzden de cevabımız C seçeneği olacak. Aşağıdakilerden hangisi bir monomer değildir? O da cevap olarak C seçeneği olacak. Nükleotitler nükleik asitlerin bir monomeridir. DNA ve RNA'nın bir monomeridir. Glikoz, glikojen gibi, nişasta gibi, selüloz gibi maddelerin birer monomeridir. Amino asitler polipeptitlerin. Galaktoz da bir monomerdir. Galaktozlar birbirlerine bağlanarak veya benzer bir madde olan glikozlara bağlanarak bir madde meydana getiriyor. Fakat galaktozun meydana getirdiği polimer programımızda yok. Sadece laktoz için söyleyebiliriz. Laktozun monomeridir galaktoz. Aşağıdakilerden hangisi organik bir maddenin yapı taşı değildir? Bakın burada monomerdir demiyoruz. Yapı taşıdır diyoruz. Monomer olmayıp da en küçük yapı birimi olan maddeler yapı taşı olarak isimlendirilebiliyor. Yağ asiti trigliseritin veya nötr yağın bir yapı taşıdır. Dikkat edin, monomeridir demiyoruz, yapı taşıdır diyoruz. Vitamin zaten herhangi bir maddenin ne yapı taşı ne de monomeri değildir. Gliserol trigliseritlerin bir yapı taşıdır. Amino asitler polipeptitlerin, dipeptitlerin, tripeptitlerin bir yapı taşıdır. Riboz ise nükleotitlerin bir yapı taşı ya da DNA ve RNA'nın bir yapı taşıdır diyebiliriz. Ama monomeridir demiyoruz. Aşağıdakilerden hangisi organik bir maddenin yapı taşlarından biri olmasına rağmen monomer değildir? Yukarıdaki sorunun biraz daha farklı bir versiyonu. Glikoz
organik bir maddenin yapı taşıdır ve aynı zamanda bir monomeridir. Örneğin nişasta. Nişastanın bir monomeridir. Nişastanın aynı zamanda bir yapı taşıdır. Vitamin herhangi bir maddenin yapı taşı da değildir, monomeri de değildir. Ama soru ne diyor? Organik bir maddenin yapı taşlarından biri olmasına rağmen diyor. O yüzden B seçeneğini direkt eledik zaten. Bu özelliği taşımıyor. Yağ asiti organik bir maddenin yapı taşı, evet, ama bir monomer değildir. Amino asitler organik bir maddenin yapı taşı, mesela polipeptitlerin, ama aynı zamanda onların da bir monomeridir. Fruktoz da yine organik bir maddenin yapı taşıdır. Aynı zamanda o organik maddenin de bir monomeridir. Örneğin sakkaroz. Sakkarozun bir monomeridir fruktoz. Ya da fruktanlar diyoruz. Programımızda yok. Birçok fruktozun bir araya gelmesiyle meydana gelen bir polisakkarittir. Neticede fruktoz hem bir organik maddenin yapı taşı hem de bir monomeridir. Bu yüzden cevabımız C seçeneği olacak. Aşağıdakilerden hangisi polimer bir madde olup canlılar tarafından hidroliz edilerek oluşan monomeri ATP üretimi için kullanılmaz? Trigliserit zaten bir polimer değil. A seçeneğini doğrudan eledik. RNA molekülü bir polimerdir. Hidroliz edilerek oluşan monomeri, yani bunun monomeri neydi? Nükleotitti. Nükleotitler de ATP üretimi için kullanılmaz. Cevap Bursa. Polipeptitler evet bir polimerdir. Bu şartı yerine getirdi. Monomeri olan amino asitler var. Bunları biz enerji üretimi için kullanıyoruz. ATP üretiminde kullanıyoruz. C seçeneği de elendi. Nişastanın ve glikojenin ortak monomeri glikozdur. Yani nişasta ve glikojen bir polimerdir. Oluşan monomeri ise glikozdur. Glikoz da ATP üretimi için kullanılmaktadır. A seçeneğini niye eledik? Bir polimer madde olup dediği için. Oysa trigliserit bir polimer madde olmadığı için doğrudan doğruya A seçeneğini elemiş olduk. Gelelim son sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi polimer monomer eşleştirmesine bir örnek değildir? Polipeptitlerin monomeri amino asit midir? Evet, bu doğru. DNA'nın monomeri deoksiribonükleotit midir? Evet, bu da doğru. Neticede nükleotittir monomeri. Aynı şey RNA için de geçerli. Glikojenin monomeri midir glikoz? Evet, doğru. Nötr yağ, yağ asiti ve gliserol denmiş. Nötr yağ zaten bir polimer değil. Yağ asiti ve gliserol de bir monomer değil. Bu yüzden de cevabımız C seçeneği olacaktır.